Su. 200 gram, 200 santimetreküp su. 175. 150. Ne oluyor? Su içiyorum. Su içtikçe suyun kütlesi de azalıyor. Hacmi de azalıyor. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Gelip de şöyle bir grafik çizebilir miyim? Öğretmenim, ben su içtikçe hacim azalıyor, kütle azalıyor. Ama dikkat edin, bu oran hiç değişmiyor. Yani buradaki kütlenin hacme olan oranı hiç değişmiyor. İşte öz kütle bu. Suyun öz kütlesi bir diyoruz ya, işte bu. O halde her maddenin bir öz kütlesi var. Sabit basınç ve sabit sıcaklıkta bu değişmiyor. Anlaştık mı? Suyun öz kütlesi işte 1 gram bölü santimetre küp. Bu ne demekti? 1 santimetre küplük bir kaba su koysanız 1 gram geliyor suyun kütlesi. Odan soru. Az su öz kütlesi kaç? 1. Çok su yine 1. Yani şöyle bir grafik çizebiliriz arkadaşlar. Öz kütle ile hacimle ilgili. D kütle ile ilgili. Kütle azsa da öz kütle sabit. Ne zaman? Basınç ve sıcaklık sabitken. Aynı mantıkla hacim için de bunu yapabilir miyiz? Yazarız. Hocam az ya da çok suyun miktarı suyun öz kütlesini değiştiriyor mu? Hayır, değiştirmiyor. Ne zaman tekrar atıyoruz? Basınç ve sıcaklıkla oynama olmadığı sürece bu suyun öz kütlesi kaç? 1. Başka maddelerinki de başka başka. 3, 5, 7, 10 ya da havanın ki 0, 0, 0 küsürlerde geliyor. Çok düşük. Sıvılar karışabiliyor, karışamayabiliyor. Karışabilen sıvılarda öz kütle de değişebilir. Örneğin bir sıvının öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp. Öteki 3 olsun. Karıştırdığın zaman karışımın yoğunluğu ne olur? 1 ile 3 arasında olur. 3'ün üzerine 1'in altına inmez. Şu bölgede olacak. Bununla ilgili matematiksel hesaplama değer verilmeyecek. Kadınlarda bu yazıyor çünkü. O halde biz bu arada olduğunu biliyoruz. Peki kime yakın? Eğer ki herkesinden eşit hacimde alırsanız aritmetik ortalama olur. Hacimce kimden fazla alırsanız karışım yoğunluğu ona kayar. 3'e eğer 3'ten çok alırsan hacimcene yukarı kayar. 1'den alırsan 1'e doğru kayar. Matematik işlemine gerek yok. Ancak normal öz kütlede en bir grafiği ile ilgili hesaplama sorulabilir mi? Sorulur. O kadar. Eşit kollu teraziler ne ölçüyorlar? Kütle ölçüyorlar. Eskiden burada daralar falan vardı. Giden gelen biniciler falan. Onlara hiç girmiyoruz arkadaşlar. Ne sorar? Buraya bir tane cisim verir. Buraya iki tane verir. Hangisi hangisinden büyük ya da küçük? Bu kadar. Yani burada da matematiksel işlemlerle ilgili bir şey değiniliyor mu? Değinilmiyor. O zaman ne bilecektin? Kütle neyle ölçülür? Eşit kol terazi ile ölçülür. Basküle, tart ile ölçülmez. Kütle uzaya da gitse aynı, burada da olsa aynı. Peki eşit kol terazi uzayda çalışır mı? Hayır, çalışmaz. Çünkü yer çekimi yok. Orada bu çalışmaz. Dikkat edin. Kütle uzayda var ama eşit kol terazi uzayda çalışır mı? Çalışmaz. Şunu da söyleyelim. Belki yorum olarak sıcaklık artarsa, eğer ki elimizdeki suyun buharlaşması yoksa ama sıcaklıkta genleşiyorsa, hacimde bir büyüme söz konusuysa, kütle sabit, hacim artıyor, öz kütle ne olur? Değişir. O halde öz kütle madde için ayırtıcı bir özelliktir. Ancak sabit sıcaklıkta, sabit basınçta gibi saf maddelerde, doğru mu? Çünkü su yoğunluğu bir. İki malzemeyi karıştırarak yine bir elde edebilir miyim? Elde edelim. O halde saf olması lazım ki ayırtıcı bir özellik olabilsin.